satranç tarihinin gördüğü en büyük dehalardan biri. Robert James Fisher bunu diyorsa bir bildiği vardır. E4, E5, at F3, D6, Filidor savunması. Paul Murphy piyonu bu şekilde korudu. Tabii ki fil içeride kaldı. At C6'da olduğu gibi merkez kontrolünü artırmıyor. Bu sebeple daha az tercih edilir. Şimdi madem sen at C6 gelmedin ben rahat rahat hızlı bir şekilde D4 geliyorum diyor. Elbette E5 piyonunu istedi. Ve burada en çok tercih edilen seçenek E alır D4. Çok değerli merkez piyonundan vazgeçti. Rakip atını D4 karesine güzel bir şekilde yerleştirebilir ve E4 piyonu sayesinde alan üstünlüğü var. Burada Paul Murphy çok agresif bir şekilde F5 tercih ediyor. Aslında doğru bir hamle olduğunu söylemek zor. Henüz gelişim yok. Bütün aletler yerlerinde. Şah burada bu çapraz zayıfladı, burası ve bu durum şahı fazlasıyla ilgilendirir. Ancak bunu Paul Murphy yapıyorsa harika taktikler bizi bekliyor demektir. Peki F5'in temel fikri nedir? Kısaca bakalım. Eğer sen E5 piyonlu alırsan ben de E4 piyonlu istiyorum. Peki bununla birlikte e alır F5 yapılırsa artık hareketli merkez piyonum var. Tempoyla ile ilerliyorum atı istedi ve biraz sonra fil F5 karesinden rahatlıkla hızlı bir şekilde oyuna girebilir. Tekrar F5'e geri gelelim. Burada Henry Bird gerilimi tutmayı tercih ediyor. At C3 gelişim ve piyonu korudu. Ve şimdi Murphy F alır E4. Evet. Önemli avantajlardan ve fikirlerden bir tanesi. İleride atak düşüncesiyle F hattı açıldı. Ancak rakip at E4 karesine yerleşti. Merkezde gerçekten harika. Peki Murphy neden buna izin verdi? D5 ile tempoyla merkeze ikinci piyonu getirdi, alan üstünlüğü ve bir mat atağını işaret eder. Burada. Şimdi önemli bir karar bizleri bekliyor. Elbette at G5 karesine gelebilir. Önemli seçeneklerden bir tanesi. Bence açılışta, F5'in hatalı olduğunu net bir şekilde göstermek istiyorsanız burada at alır E5. Evet bu bir at fedası ve eğer rakip bunu kabul ederse D alır E4 temel düşünce şimdi vezir H5. Evet gelişim yine yok ve merkezde kalmış şahdan faydalanmak istiyor. Elbette piyon g6 sürülürse at alır g6 fedaları olabilir. Bununla birlikte vezir h5 evet güzel bir seçenek ve belki de fil c4 neden olmasın? Bu çaprazın zayıflığı ve şah burada. Tekrar d5'e geri geldik. Burada Henry Bird at g3 gelmiş. Evet, at geri geldi ancak arkasında güzel bir düşünce, taktik var. Şimdi E5 piyonu istek altında ve Murphy tempoyla alan üstünlüğünü arttırarak atı istedi. Tabii ki at merkeze geliyor. E5 piyon güzel bir şekilde destekliyor. Ve burada at F6 gelişim çok güzel. Fil g5 ile atı açmaza aldı. Murphy fil d6 ile kısarok hazırlığı yapıyor ve şimdi ataş5. Evet daha iyi anlıyoruz. Az önce neden at buraya geldi. Şimdi ataş5 ve açmaz üzerindeki baskıyı arttırıyor. Murphy şimdilik bundan bir endişe duymuyor. Kısarok atmış ve vezir d2. Evet. Uzun rok düşüncesi. Rakibi buradan mat etmek istiyor. Ve burada Paul Murphy açmazdan vezir E8 ile çıktı. Ve şimdi at ile ve belki vezirle almak istiyor. Ne yapacaksınız? Burada çok güzel taktikler var. Eğer at alır F6 tercih edilirse bu belki de en kötü senaryo olur. Piyonla alır, ver atı, ver fili pek güzel durmuyor. Peki burada eğer fille alırsa, fil alır f6, fil çifti avantajını rakibe veriyor. Peki ancak g alır f6'dan sonra şimdi vezir atı istiyor, piyon diğer atı yine güzel bir durum sayılmaz. Ancak büyük ustalar burada tabii ki yine bir hesap yapıyor. Nedir? Çok güzel. Atlardan birini aldım diye düşünmüyor. Eğer rakibim vezir a6 gelirse ne yapabilirim? Evet, şimdi mat istedi. Burada Murphy vezir e7 hesapladı tabii. f6 piyonunu tuttu, matı engelledi ve buradaki güzel durum dikkat ettiğiniz gibi merkezdeki atın gidebileceği bir yer yok. Peki burada tabii ki at g6 yani buna bakılmak zorunda ancak problem değil piyonla alabilir şah 8 vezir 7. yataydan savunmaya rahatlıkla gelebilir. Evet böyle taktikler var vezir e8'e. Bu nedenle Henry Bird f6 karesinden bunları yapmıyor. E tabii ki atı buraya kadar geldiniz. Mükemmel bir baskı var. Tekrar geri gelmek kolay alınacak bir karar değil. Burada g4 sürüyor. Şimdilik atı destekledi ancak bu bir piyon fedası. Murphy kabul ediyor at alır G4. Tabii ki burada rakibin düşüncesi biraz sonra uzun rok attığında şah güvende. Ve burada Murphy'nin şahına doğru G hattı açıldı. Buradan atak düşünceleri var. Şimdi at alır G4 ile birlikte. At alır G4. Murphy tabii ki atı aldı ve rakibin atını istedi. At tekrar mutlu olduğu yere E5 karesine geri geldiğinde Murphy at C6 gelişimini sürdürüyor. Ve şu noktada rakibin en güzel en etkili aletini değişmek istiyor merkezdeki atı. Burada Henry Bird önce bir fil E2 temposu almış uzun rok atacak. Vezir Aşuç'a e geldiğinde şimdi tabii 2 E5 istek altında ve bu nedenle at alır C6 B alır C6. Peki Murphy piyon yapısının böyle zayıflıyor olmasına neden izin verdi? Öncelikle dikkat ettiğiniz gibi merkeze doğru gelen piyon çok güzel bir şekilde bu merkez piyon zincirini güç yani güçlendirdi ve merkez kapandı. Ve Murphy şunu çok iyi biliyor. Burt biraz sonra uzun rok atacak ve burada Paul Murphy... Yara açık B hattında atak düşünceleri var. Şimdi B alır C6 ile birlikte. Ancak şöyle bir problem söz konusu. Hemen uzun rok atılırsa F2 piyonu boşta kale alır F2. Bu nedenle Henry Bird önce fil E3'e geri geldi. Piyonu korudu. Ve şimdi kale B8 piyonu istedi. Uzun rok geldiğinde beklenildiği gibi. Burada Paul Murphy videoyu durdurup düşünebilirsiniz ancak... Bulması gerçekten çok zor. Burada Paul Murphy harika bir taktik buluyor ve kale alır, F2 yapıyor. Evet. Gerçekten harika. Peki kalesini neden durduk yere feda etti? Fil alır F2. Fil aradan bir çekilsin. Ben vezir A3. Veziri feda edeyim düşüncesiyle gerçekten inanılmaz. Şimdi tabii ki vezir alır b2 mat istiyor. Eğer vezir fedası kabul edilirse şimdi fil alır a3 mat var. Gerçekten harika. Bu nedenle matı tutmak düşüncesiyle C3 tercih edilmiş. Peki vezir ikinci yataydan savundu. Vezir alır A2. Şimdi Paul Murphy iki hamlede mat istedi. Vezir A1, vezir alır B2. Bu nedenle B4 şahın önündeki piyonu sürmek zorunda. Kalenin B2 karesine bakmasını durdurdu. Tabii ki Murphy net kale geri. 3 piyon önde olsa bile mat etmek istiyor. Vezirleri D işmeyecek tabii ki. Vezir a1, şah c2, vezir a4 yani önemli sorular soruyor ne yapacaksın burada şah c1 en doğrusu ve en güvenlisi olabilirdi bilmiyorum Murphy tekrarlarla beraberlik ister miydi ancak burada Henry Bird şah b2 geliyor ve bu kalenin hattına girdiğinden dolayı büyük bir hata Murphy kale fedasından sonra şimdi fil alır b4 ile buraları açıyor fil fedası c alır b4 kale alır b4 ne yapacak Altyazı eğer şah c3 gelirse vezir b3 mat var. Şah c1 gelirse vezir a1 şah c2 vezir b2 mat var. Bu nedenle veziri vermek zorunda. Vezir alır b4 vezir alır b4. Evet çok güzel Paul Murphy güzel bir atak elde etti. Ancak şu noktada vezir alsa bile çok fazla materyal verdi. Yani piyonları saymazsak burada vezire karşı fil ve iki tane kale var. Bu gerçekten büyük bir materyal avantajı ancak pozisyona baktığımızda şahın zayıf ve yalnız olması çok önemli bir detay şimdi burada birçok seçenek var tabii ki şahın köşeye gelmesi ancak hepsinin kendine göre önemli problemleri mevcut burada şah daha fazla aletin ve savunma ihtimalinin yüksek olduğu tarafa doğru gelmek istiyor şah c2 ya şimdi ne olabilir ki? Sadece atakta bir tane vezir var. Rakip kale burada, filler iki tane fil savunuyor. Ne olabilir? Paul Murphy o fedaları yaparken harika bir taktik detay gördü. Piyonu e3'e geliyor. Tempoyla fili istedi. Ne yapacaksınız? Kale b1'e, vezir d2'den girebilir. Bu nedenle fil piyonu alıyor ve artık piyon fedasından sonra açılan çaprazdan vezir fili harika bir şekilde mat atağına katıldı. Ve burada eğer şah C1 kaçarsa vezir C3 mat var. Bu iyi değil. Eğer doğal bir şekilde fil D3 kapatırsa vezir C4 taktiği. Dikkat ettiğiniz gibi fil açmaz da veziri almak mümkün değil ve şah kaçtığında D3'teki fil düşer. Peki en iyi seçenek burada tabii ki kale D3 kapatmak. Ve şimdi buradaki detay vezir c4 geldiğinde şah d2 gelebilir ve artık fil kaleyi tutuyor. d3'ten bir alet kaybı söz konusu değil. Ancak Murphy daha ilerisini hesapladı. Vezir a2 geldi, şah birinci yataya geldiğinde tabii ki fili korumak zorunda. Şah d1'e. Paul Murphy bu mükemmel maçta harika bir final yapıyor. Sakince vezir b1 Şah çekti ve rakip terk ediyor. Peki neden? Eğer fil c1 kapatırsa zaten fil alır d3 vezir alır d3 güzel bir şekilde materyal üstünlüğü. Şah d2 tercih edilirse e şimdi kale boşta vezir alır h1 artık murphy kaleyi aldı zaten birçok piyon önde atağı sürüyor ve materyal olarak büyük bir üstünlük söz konusu bu nedenle vezir b1'e terk geliyor Gerçekten harika bir kale fedası sonrasında fil mükemmel bir atak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.